Arkadaşlar merhaba, harika bir salata tarifiyle yine karşınızdayım. Salatamızın başlıca malzemesi lahana. Yarım lahana kullanacağım ben çünkü orta boy bir lahana almıştım ama tamamını kullanmak biraz fazla olacaktı. Bu nedenle yarısını dilimledim ve yarısını kullanacağım. Lahanamı önce gördüğünüz gibi ince ince doğruyorum. Bunu bir soyucu yardımıyla yapabilirsiniz isterseniz ya da işte daha ince doğrayan bir aletiniz varsa onu kullanabilirsiniz. Özellikle kış aylarında en sevdiğim salatalardan birisidir. Lahana salatası şu anda da hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi tamamen doğradıktan sonra lahanalarımı genişçe bir kasenin içerisine aldım. Sırada havuçlarım var. Orta boy tercih ettim. Önce kabuklarını soyuyorum ve rendenin iri tarafıyla rendeliyorum. Gördüğünüz gibi onlar da hazır halde. Lahanaların üzerine ilave ediyorum şu anda. Ve bir tutam maydanoz kullanacağım. Bir tutam da dereotu. Yıkadıktan sonra ince ince doğruyorum. Önce maydanoz, sonra dereotu. Diğer malzemelerimin üzerine ilave edeceğim. Doğrama işlemi bittikten sonra. Salatamız özellikle diyet yapan arkadaşlarım varsa onlar için de gerçekten çok uygun bir tariftir. Hem çok tok tutucu hem de oldukça lezzetli bir salata. Sırada ton balığım var. Ben gerçekten bu salataya çok yakıştırıyorum ton balığını. Ben bir kavanoz kullanıyorum. Tamamını diğer malzemelerin üzerine gördüğünüz gibi ilave ettim. Ayrı bir kasenin içerisinde de 3 kaşık yoğurt ve 1 kaşık hardalı karıştıracağım. İçerisine yarım limonun suyunu ilave edeceğim ve 30 ml de zeytinyağı. Bunu yani normal salataya koyduğunuz ölçüde koyabilirsiniz. O şekilde ölçebilirsiniz. Yarım çay kaşığı da tuz. Bu da salatamızın sosu. Gördüğünüz gibi bu bile gerçekten çok lezzetli görünüyor. İyicene karıştıralım. Sonrasında ise salatanın üzerine ilave edeceğim bu sosu. Tuzu istediğiniz ölçüde siz ayarlayabilirsiniz. Tamamen tuzsuz tüketmek isteyen arkadaşlarım varsa tuz da kullanmayabilirler. İşte şimdi sosu salatamın her yerine eşit miktarda gelecek şekilde döküyorum ve karıştırıyorum. Harika görünüyor gerçekten, hem doyurucu hem de çok besleyici, aynı zamanda bağışıklığınızı güçlendiriyor ve mükemmel bir enerji veriyor size. Ana yemeklerin yanında da tercih edebilirsiniz ama tek başına da tüketmek bence çok keyifli olacaktır. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Diğer videolarım için de lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.